Burası soğuk ve ıssız bir dağ kasabasında unutulmuş bir köşkte başlıyor. Kasabanın yerlileri buraya Korkunç Konak diyor. Dedikodular, söylentiler, korku hikayeleri hepsi bu konakla ilgili. Eski, yıkık dökük bu yapı kasabanın uzak bir köşesinde, büyük bir tepenin zirvesinde, karanlık ağaçların arasında saklanmış durumda. İşte bu ürkütücü ve gizemli konağa adım atma cesaretini gösteren ilk kişi ben oldum. Gece yarısıydı. Gökyüzü bulutlarla kaplı, ay ışığı bile yoktu. Konağın kapısına geldiğimde rüzgarın ulusu kulaklarımda yankılanıyordu. Kapıyı açtığımda yılların biriktirdiği toz ve örümcek ağları beni karşıladı. Adımlarımın sesi konağın boş odalarında yankılanıyordu. Her köşede, her odada bir başka karanlık hikaye yatıyordu sanki. Birinci katta büyük salona girdim. Duvarlarda eski portreler asılıydı. Ancak yüzler neredeyse silinmişti. Odanın ortasında büyük bir masa ve etrafında eski sandalyeler vardı. Sandalyelerden biri yere devrilmişti. Salona ilk adımımı attığım anda o gece burada ne yaşandığını hissettim. Salondaki eski bir kitaplığa doğru yürüdüm. Kitaplardan biri diğerlerine göre daha dikkat çekiciydi. Çok daha az tozlu ve sanki biri tarafından sürekli açılıp kapatılıyormuş gibiydi. Kitabı çektiğimde arkasında gizli bir bölme ortaya çıktı. Bölmenin içinde sararmış eski bir günlük vardı. Günlüğü açtığımda sayfalar arasında karalanmış notlar, çizimler ve eski fotoğraflar buldum. Notlarda 1930'lu yıllarda bu konakta yaşayan zengin bir ailenin hikayesi anlatılıyordu. Ailenin babası kasabanın en güçlü ve zengin adamı olan Hakkı Bey'di. Fakat aile içerisinde büyük bir trajedi yaşanmıştı. Kız Ayşe bir gece aniden ortadan kaybolmuştu. Ayşe'nin kayboluşundan birkaç hafta sonra Hakkı Bey'in karısı Meryem Hanım konağın bahçesinde ölü bulunmuştu. Olay kasabada büyük yankı uyandırmış fakat gerçekler asla gün yüzüne çıkmamıştı. Günlükte Ayşe'nin son günlerinde yaşadıklarına dair ipuçları vardı. "Geceleri korkunç sesler duyuyorum. Babamın gizli odasında sakladığı bir şey var ve onu bulmam lazım." diye yazmıştı. Bu satırlar Ayşe'nin kayboluşunun sır perdesini aralamam için beni harekete geçirdi konağın zemin katında gizli bir geçit olduğunu anladım. Kitaplıktaki diğer kitaplara dokunduğumda bir mekanizma çalıştı ve zemin birden biri açıldı. Merdivenlerden aşağı indiğimde karanlık bir tünel beni karşıladı. Tünelin sonuna ulaştığımda küçük bir oda ve odanın ortasında bir sandık buldum. Sandığı açtığımda Hakkı Bey'in kara büyü ile ilgilendiğine dair belgeler Ayşe'nin kayboluşuyla ilgili karanlık sırlar ve korkunç ritüellerin izleri vardı. Tam o anda arkamdan gelen ayak seslerini duydum. Konağa yalnız gelmiştim ama artık yalnız değildim. Biri ya da bir şey beni izliyordu. Korku ve heyecan dolu kalbim daha derin ve karanlık bir sırrı çözmek üzere olduğumu biliyordu. Bu konakta işlenmiş cinayetlerin ardındaki gerçekleri, ortaya çıkarmak için geri dönmek zorundaydım. Korkunç konakın sırrını çözmeye kararlıydım. Gizli odada bulduğum günlük ve Hakkı Bey'in karanlık sırları beni daha da derine inmeye itmişti. Ayak seslerinin yankılandığı bu konağın karanlık köşelerinde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ama cesaretimi topladım ve ilerlemeye devam ettim. Gizli odada bulduğum belgeler Hakkı Bey'in kara büyü ritüelleriyle ilgiliydi. Bu ritüellerin bir kısmı konağın altındaki gizli bir odada gerçekleşmişti. Haritalar ve notlar konağın altında daha keşfedilmemiş başka odalar olduğunu gösteriyordu. Bu odalara ulaşmak için zemin kattaki bir başka gizli geçidi bulmam gerekiyordu. Sabahın ilk ışıkları konağın karanlık ve kasvetli atmosferini biraz olsun aydınlatıyordu. Gizli geçidi ararken Hakkı Bey'in odasına girdim. Oda diğer odalara göre daha iyi korunmuştu. Duvarlarda eski fotoğraflar, antika eşyalar ve büyük bir masa vardı. Masanın üstünde hala kullanılmakta olan bir yazı takımı ve yarım kalmış bir mektup buldum. Mektupta Hakkı Bey'in birine acil olarak yazdığı ve büyük bir tehlikeden bahsettiği satırlar vardı. Ancak mektup tamamlanmamıştı. Masadaki kitapları incelerken bir kitap diğerlerinden daha yeniydi. Kitabı kaldırdığımda altında küçük bir anahtar buldum. Anahtarın gizli bir kapıyı açacağı kesindi. Odanın köşesinde gizli bir kapı fark ettim. Anahtarı denediğimde kapı gıcırdayarak açıldı ve karanlık bir merdiven aşağı doğru uzandı. Bu konağın alt katına açılan bir geçitti. Merdivenlerden inerken soğuk hava ve rutubet yüzüme çarptı. Zemin katın altında geniş bir alan ve birçok kapı vardı. Bu kapılardan biri diğerlerinden daha büyük ve ağırdı. Kapıyı açtığımda karanlık bir salon ve salonun ortasında büyük bir taş masa gördüm. Masanın üzerinde eski semboller ve ritüellerin işlendiği bir kitap vardı. Bu kitap Hakkı Bey'in ritüellerde kullandığı büyük kitabıydı. Kitabı incelerken Ayşe'nin kaybolduğu geceye dair ipuçları buldum. Ayşe, babasının kara büyü ritüellerine şahit olmuş ve bu yüzden ortadan kaybolmuştu. Kitabın son sayfalarında Ayşe'nin saklandığı yeri gösteren bir harita vardı. Haritayı takip ettiğimde zemin katın en karanlık köşesine ulaştım. Küçük ve gizli bir kapı daha buldum. Kapıyı açtığımda küçük bir odada Ayşe'nin kişisel eşyaları ve duvarlara yazdığı mesajlar gördüm. Ayşe bu odada saklanmış ve korku içinde babasından kaçmıştı. Duvarlardaki mesajlar Hakkı Bey'in gerçek yüzünü ortaya çıkarıyordu. Ayşe babasının bir şeytan tarafından kontrol edildiğini ve konağın lanetli olduğunu yazmıştı. Bu mesajlar konağın sırrını daha da derinleştiriyordu. Odadan çıkarken arkamda bir gölge hissettim. Döndüğümde bir hayaletin bana doğru geldiğini gördüm. Bu Ayşe'nin ruhuydu. Bana yardım etmek için gelmişti. Ayşe'nin ruhu bana Hakkı Bey'in ritüellerini bozacak bir tılsım verdi ve konağın lanetini kaldırmam gerektiğini söyledi. Korku ve heyecan içinde Ayşe'nin bana verdiği tılsımı kullanarak ritüel kitabını ve konağı temizlemeye başladım. Her sayfa, her sembol konağın lanetini daha da derinleştiriyordu. Ama pes etmedim. Ayşe'nin ruhu bana yol gösterdi ve sonunda ritüelin sonuna geldim. Son büyüyü yaptığımda konağın içindeki karanlık enerji bir anda kayboldu. Ayşe'nin ruhu huzura kavuşmuştu. Hakkı Bey'in laneti sona ermişti. Konak yıllardır taşıdığı korkunç sırlarını ve lanetini geride bırakmıştı. Korkunç konak artık sadece bir eski yapıdan ibaretti. Ancak burada yaşananlar asla unutulmayacaktı. Bu hikaye kasabanın tarihine kazınmış ve bir daha asla silinmeyecek bir iz bırakmıştı. Ayşe'nin ruhu huzura ermişti. Ama bu konakta yaşananlar her zaman birer uyarı olarak kalacaktı. Sevgili arkadaşlar, bu hikayeyi dinlediğiniz ve beni takip etmeye devam ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer hikayeyi beğendiyseniz lütfen videomuza bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız yeni hikayeler ve içeriklerden haberdar olabilirsiniz.